Günaydın canım ülkem. Ben şimdi bu çok güzel bir havada çekim yapıyorum Kasım ayında ama inşallah yayınlandığında da bu kadar güzel bir hava olur. Ses ayarlarınızla oynamayın efendim. Gribim sesim o yüzden böyle. Çok güzel bir yerdeyiz. Yine ev hanımlarına destekteyiz. Bu sefer birazcık farklı. Ne? İzmir'deyiz. Poligon ve Esentepe Mahallesi hanımlarının açtığı bir kermesteyiz. Öncü eden kim? Poligon ve Esentepe Mahalle muhtarları. Şenay Cengiz, Tarık Gavas. Şimdi yanıma çağırıyorum. Onlarla önce sohbete başlıyoruz. Ondan sonra da efendim standları tek tek gezip size birbirinden güzel ürünleri tanıtıyoruz. Esentepe Mahalle Muhtarımız Şenay Cengiz. Merhaba. Merhabalar. Poligon Mahalle Muhtarımız Tarık Gavas. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Ben niye mikrofon tutuyorsam bende var. Tebrik ediyorum, çok güzel bir şey ama ladies first, Şenay her zaman muhtarımdan başlayalım. Sağ olsun. Muhtarım nedir yaptığımız? Şimdi Seher Hanım şöyle, mahallemizde evde oturup üreten kadınlarımız var. Bunlara en azından bir harçlıklarını çıkarsınlar diye düşündük. Belediye başkanımızdan rica ettik. Ayda bir defa burada bir pazar açalım. Ayda bir burada olacak. Ayda bir burada olacağız. Üretelim iki mahalle ortak. Burası Tarık Muhtarım'ın sınırları içerisinde. Sağ olsun bizimle birlikte başladık. Biz, Esentepe bizden derken ben orada oturuyorum. Evet. Esentepe mahallesinden kaç bayan var? Normalde bizim grubumuz kalabalık. 66 kişilik bir grup ama dönüşümlü alıyoruz. 15 bizim mahallemizden 15'te Poligon Mahallesi'nin olmak üzere şu anda 30 stand. Peki her ayın başında mı kurulacak? Her ayın ilk çarşambası. İlk çarşambası. İlk çarşambası. Bu sizin ilk değil, Esentepe Mahallesi'nin değil, ilk değil. Biz bir yıldır devam ediyorduk ama Esentepe biraz daha bölge olarak kısıtlı kaldığı için. Buradan rica ettik belediye başkanımızdan. Sayın Muhittin Selvi Toplu da bize destek oldu, izin saygılarımızı verdi. Saygılarımızı sunuyoruz evet, kendisine burada. Çok teşekkür burada. Ediyorum. Hem belediyedeki ekip arkadaşlarıma hem belediye başkanımıza bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi dönüyoruz Tarık Muhtarım'a. Merhaba. Merhabalar. İlk dönemimiz mi, ikinci dönemimiz mi? İkinci dönem. İkinci dönem diye hatırlıyorum ben evet. De. Evet. Bu organizasyonun da aslına bakarsanız kurucusu Şenay Hanım'dı. Çünkü o çok uzun zamandan beri bunu yapıyordu. Fakat bulunduğu bölge insanların daha seyrek kullandıkları bir bölge olduğu için beraber görüştük. Burada yapabilir miyiz diye. Bana da mantıklı geldi. Bizim vatandaşlarımızdan da talepler vardı. Değerlendirmeye başladık. Amacımız her ay daha fazla katılım olması, daha aktif olması. Konuştuğum arkadaşlarım geçen aydan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bunun anlamı gelecek ay daha iyi olacak. Peki Poligon Mahallesi olarak ilk kermes. Kermes diyebilir miyiz buraya? Pazar, kermes. Yani evet. İlk mi sayılıyor? İlk, yani Şenay Hanım'la beraber 2 aydan beri buradayız. Şimdi bakın her zaman talepler var ama bireyseldi bu talepler. Hı hı. Şenay Hanım'ın da bu işi yaptığını bildiğimiz için bu defa daha ciddiye aldık. Ve biz de bir 10-15 kişilik grup oluşturduk. Hı hı. Beklentimiz her ay artması. Devam edeceğiz. Başkanımızla da görüştük. Nereye kadar gider bilmiyoruz. Ama gittiği yere kadar başkan da arkamızda. Süper. Biz de yardım etmeye, servis vermeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi şunu da soracağım muhtarlarım. Poligon ve Esentepe diye ayrıldı mı standlar yoksa karışık mıyız? Yani şöyle yapıyoruz. Dediğim gibi Şenay ablalar bu konuda bizden çok daha iyi. Adil bir dağılım yapıyorlar. Standları yan yana yapıyorlar, ayırıyorlar. Ama bugüne kadar veya şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Hayır, ben ondan sormadım. Herkes kendi açısından soruyor. Hani gezerken Esentepe'yi sizinle, poligonu sizinle gezeyim diye düşündüm ama. Hayır. Ama poligon şu anda zaten biraz ayrılmış durumda ama sıkıntı yok. Karışık da şey yapabiliriz. Gezebiliriz. Evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Hadi. Şimdi gidiyoruz güzel standlara bakalım neler var. Hanımlara destek efendim. Unutmayın bunu. Hadi. Gel Hüseyin'cim.
tanıyalım sizi. Ben Sibel. Sibel. Evet, yoga eğitmeniyim aslında. Boş zamanlarımda köpek sahiplendim ben de sokaktan. Böyle şeylere merak saldım. Kendi tasmalarımı yapıyorum. Hangi mahalledensin? Esentepe. Esentepe, bizim mahalleden. Köpeğin ne? Golden. Ay, goldenlar çok tatlı değil mi? Sokaktan. Bunları evet. Kendin yapıyorsun. Evet, paraşüt ipinden çok sağlamlar. Büyük köpeklere de uygun. Küçüklere zaten çok rahat. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? İstenilen renk, desenler, ipler. Nasıl isterseniz yapılıyor. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim size. Yoga öğretmeniyim dediniz. Evet. Yoga ile ilgili birkaç bir şey söyleyebilir misiniz bize? Her insanın, her özellikle şu dönemde gerçekten herkesin yogaya ihtiyacı var bence. Kesinlikle. Çünkü mental bence. Olarak herkes çok yoruldu artık. Evet. Dinlenmemiz lazım, rahatlamamız lazım. Kendimize, içimize dönmemiz lazım. Evet. Peki Instagram adresiniz var mı? Evet. Golden Goldie diye bir Instagram hesabımız var. Evcil Hayvan'ın hesabı. Sipariş alıyor muyuz? Oradan sipariş alıyorum. Ne isterseniz, hangi renklerde, her şey oluyor. Nasıl isterseniz. Tamam. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Burası sizin mi? Yok, yan masa. Yan masa. Yani insanların burada böyle kermeslerde hayvanlara yönelik bir şey olması da benim çok hoşuma tabii, gidiyor. Tabii, haksız evet. Mıyım muhtarlarım? Kesinlikle haksız. Onlar da can. Doğru. Ama evet. Şuraya bir baksanıza, rengarenk. Merhaba. Hoş bulduk. Tanıyalım mı sizi? Özlem ben. Vekaleten bakıyorum şu an buraya. Ablamın eşi. Yabancının neymiş deyim, ama bunlar evet. Bu sene çok moda olan şeyler. Evet. Evet. Değil mi? Hepsi evet, el emeği. Ablanız kendisi mi yapıyor bunları? Evet, kendisi yapıyor. Hepsi ona ait. Keçeleri falan? Keçeleri de o yapıyor. Örgüler de aynı şekilde. Ay, şunu çıkaracağım. Hüseyin bak. Evlen, doğru çocuğunu alacaksın. Bunlar çok moda bu sene. Evet, örgüler eskiden, her zaman revaçta. Evet. Evet ama Özlem Hanım, eskiden bunlar masa örtüsü falan yapılıyordu. Kaldırdık biz bunları. Unutulduğu kullanılmıyor bir dönem. Diye. Koltuk örtüsü. Evet, koltuk örtüsü, evet. Koltukların üstünde. Geçmişe özlemle başladı. Unutuldu, ne tabii. Oldu diyorum tabii. Ya. Kadınlarımız çok detaylı şeyler düşünüyor. Sabah ben gezdiğimde standları ilk defa görüyorum. Dilek Hanım kardeşi yapıyor. Bu nedir dedim. Yani merak ettim. Bu böyle nedir? Yoğurt mayaladığımda buna sarıyorum Şenay Hanım. Çok güzel tutuyor dedi. Bakın yani çok güzel detaylar düşünülüyor kadınlarımız tarafından. Yani yaratıcılığın kapı dene şekli. Aynen. Evet, içinde elyaf var. Hı. O soğutmuyor ve çok daha güzel yoğurt mayaladığımız. Ben şimdi tek tek deneyeceğim bunları birazdan gelip. Hı. Göstereceğim de şey yapıp şöyle bir gezelim standları. Ondan sonra tek tek deneyelim neler var neler yok. Peki sevgili muhtarlarım, bu kermes çok kolay gelsin size burada. Kermes çok hoş, çok güzel ama yeni aktivitelerimiz var mı? Mahallemizde spor eğitimleri var mı? Neler yapıyoruz? Sen deyimi var mı mesela? Yani şöyle, bizim genelde spor yapacak alanla ilgili problemlerimiz var. Bir tek Şenay ablanın orada, Esentepe'de belediyenin büyük bir projesi var. Tabii bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ama yer problemimiz var. Bir de çok eski bir bölge olduğumuz için nasıl derler, iğne astığınız yere düşecek boşluk yok bizlerde. Bu nedenle herhangi bir alan veya tesis yapma şansına semt sahip değiliz. Semtevi de yok yani o zaman. Poligonda semtevi. Yok. Hiçbir şey yok. Bence olmalı. Vardı ama işte dediğimiz gibi kiralama yöntemiyle yaptık bugüne kadar. Hı. Bir takım bina ile ilgili sorunlar yaşadık. Altyapı sorunları. Hı. Bu sebeple kapattık onları. Bakıyoruz eski bir bölge. Yani evet. Dediğim gibi herhangi bir bina yapacak alana sahip değiliz şu an itibarıyla. Bizde faaliyetler başladı Seher Hanım. Şimdi pandemiden dolayı duran faaliyetlerimiz, tiyatro çalışmalarımız başladı. Bir profesyonel öğretim görevlimizle. Folklorumuz haftaya başlıyor. Ben de oyuncuyum bu arada. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şeye geldim, pilatese geleyim diye. Evet. Dolu. Pilates dolu maalesef. Pilates zaten belediyenin yogamız vardı gönüllü hocamızla. Fakat ona çok katılım olmadığı için onu iptal ettik. Çünkü yoganın ne olduğunu bilmiyoruz hala. Şu anda koro 23 kişiyi tamamlamış durumda. İlk toplantılarını bu hafta yapacaklar. Koromuz da başlıyor. Sanat müziği koromuz. İyi ki yokum ben. Düşünsene bu sesle koroda olduğumu. Kimseye zarar gitti. Yok, kaynar gider. Gayet güzel. Arada kaynar gider. Evet. O da güzel. Evet. Katılın ama yani düşünüyorsanız. Ama ben folklora katılabilirim. Bekleriz. Folklora katılabilirim. Çok keyifli gerçekten. Bir şey. Kendim oynadığım için biliyorum. Ben de çok severim. Çok keyifli bir şey. Hem de vallahi iyi spor. Bütün kasların hareket ediyor.
Yani tam biz gösterilere hazırken pandemi girdi ama yenileyeceğiz inşallah. İnşallah. Gezelim, devam edelim. Merhaba. Merhaba, hoş Tanıyabilir geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi? Nuray ben. Nuray Hanım, ev hanımı mısınız? Evet, çalışıyor musunuz? Evet, ev hanımıyım. Peki ev hanımı değilsiniz, önce onu söyleyelim. Ev hanımlığı böyle olmuyor çünkü. Yanlış mıyım? Çünkü burada bir üreticilik var. Evet. Ve satış yapıyorsunuz. Evet. Evli misiniz? Evliyim. Çocuk? Evet, iki oğlum var. İki oğlan, bir de bunlar. Evet. Bir de eş, evet. Üç oğlan. Evet. Bir de bunlar. Vallahi bravo size. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel şeyler. Amigurumi de var burada. Evet, evet. Kaç tane yaptım öyle deneme amaçlı. Ben de yapmaya çalıştım ama matematiğim hep böyle süper olduğu için muhtarlarım hiçbir şey yapamadı. Hüseyin gelip deneyeceğiz. Şunlar ne? Onlar toka. Saç tokası. Aa. Evet. Açıksana bir dakika. Aa. Çok güzelmiş. Evet. Bayıldım. Ay, teşekkür ederim. Gerçekten çok güzelmiş. Bunu sen yapıyorsun. Ben yapıyorum tabii. Süper. Mikrofonu ağzına doğru tut. Ay. O şey, poşetlik. Ya ben de kadınım diye. Örgü örüyorum diye seviniyorum ben de. Ben de çok seviyorum örgüyü. Büyük deşarj. Hüseyin, balık. Evet. Bu ne? O da şey, banyo lifi. Gel bakayım. Çok başarılı. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu da banyo lifi. Da bir de o renkler da. Çok önemli değil mi? Renkler tabii, tabii. Ya. O renkler tabii. İnsanın içini açıyor. İnsanın içini açıyor. Evet. Cıvıl cıvıl. Bu ne? Onlar böyle telefon şarj aleti, kulaklık. Çantanın içinde kullanmak için. Dağınık durmasın diye. Evet. Evet. Hakikaten evet. Ya. Bereler, çantalar. 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 Evet, o da çanta. Alışveriş çantası. Vermeyin para. Hem para veriyoruz hem reklamlarını yapıyoruz zaten. Tabii. Vermeyin para. Bunlardan alın. Bak tabii, buraya yarasın. Tabii. Instagram adresimiz var mı? Ay yok, yok. Nasıl yok? Ay yok, sadece burada. Aa! Ya ben bunları pandemide yapmıştım. Oyalanmak için. Ulan, sonra şu pandemi nelere sebep oldu? Evet, ön ayak olunca böyle satmaya başladık. Peki, evet. Tamam. Şeyin yok ama alabilir miyim bir? Muhtarım, sen hangi mahalle? Esentepe. Esentepe. Muhtarım, size ulaşıp da böyle ulaşabilirsiniz herhalde değil mi? Tabii tabii. Diyelim ki benim izleyicilerim ulaştılar size, tabii, tabii. Gördüler hepsi, bunları. Tabii tabii. Tabii hepsinin. Evet, beğendiyseniz Esentepe Mahalle Muhtarlığı'nı arayabilirsiniz. Muhtarım size yönlendirebilir. Bekleriz. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Geleceğim birazdan. Tamam. Aman. Uyku arkadaşı. Hüseyin, uyku problemi yaşıyorsan bak senin olsun evet. Bu. Al bunu. Uyursun. Süper. Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Bol satış. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, gencecik bir kadın yanımızda. Evet. Tanıyalım sizi. Gamze ben. Ev hanımıyım. 5 yaşında bir kızım var. Ve ev hanımı değilsiniz ya. Ben ev hanımlığını böyle kabul etmiyorum yani. Ev hanımlığı bu değil çünkü. Ev hanımlığı eskidenmiş, annelerimiz, anneannelerimiz. Siz üreticisiniz. Üretici ev hanımıyız evet. Biz. Öyle deyin. Üretici ev hanımısınız. Sizi tanıyalım. Ben Gamze'nin babasıyım. Destek amaçlı buradayım. Ne kadar güzel. El emeği göz nuru her şeyin. Evet. Amigurumi. Evet, organik oyuncak yapıyorum. Sağlıklı, yıkanabilir, tertemiz. Ben biraz evvel dedim ki annemlere. Sen şu mikrofonu bir tut. Tabii. Şunları göstereceğim. Aa ama. Kaymasın diye. Tamam. Ay kusura bakmayın, bozuyoruz ama. Bak. Allah aşkına bakar mısınız ya? Çok güzel. Ben dedim ki siz insana doğum yaptırtırsınız. Sadece şunları giydirelim diye yani. Evet, yazın kız çocuklarına. Ya bu kışın da altına kalın çorapla falan giyilebilir. Tabii tercih meselesi. Evet, toka yapmış. Toka, evet, toka yapıyorum. Şş, toka yapılmış. Meyve sebzelerimiz var. Çocuklara ay, evet. Eğitici oyuncak. Bunlar yıkanabilir. Çok güzel. Çocuklara eğitici oyuncak ama bence... mutfakta da durabilir tabii, gayet dekor güzel. Dekor amaçlı da olabilir. Evet, Instagram adresin var mı? Var. Almila.tasarım. Bir daha. Almila.tasarım. Tasarım. İsteğe göre yapıyor muyuz? Evet, isteğe göre yapıyorum. Şunlar ne? Çok merak ettim. Bunlar penye ipten sepet. Bu şişe kılıfı. Su şişesi. Evet, şey, çocuklar için. Fokları gelirken takarım ben. Berelerimiz var. Süper. Çocuklar için çanta. Süper. Bu da bir eğitici oyuncak. Bu da çok güzel değil mi? Siz evet, hangi mahalle? Esentepe. Esentepe. Ben onu çok beğendim. Değil mi? Çok, çok
Şuna bak ya. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Ellerinize kolurdu. Sağ olun. Tablet şey mi bu? Hayır, normal çanta. Ha. İçine telefon, cüzdan. Tak çık. Ama bunun ipi çok sert, ne bu? Evet, pamuklu makrame. Pamuklu makrame. Bir de ip fiyatları da, evet, sayın muhtarlarım. Çok arttı. Değil ondan mi? Biraz şikayetçi arkadaşlarım. Çok ama arttı. Yapacak bir şey yok. Evet. Yani yapacak bir şey yok, fiyatlar. Hayat. O sebeple de yani başladığımız döneme oranla kendi emek şeylerini düşürdüler. Evet. Maaşlarını mecburen başka türlü, evet. Düşürdüler, öyle evet, diyebilir evet. Miyiz? Yani evet evet aynen. Evet. Çünkü ya kardan zarar etmeye başladılar, evet, diye, evet, diyoruz biz. Çünkü yani alım gücü türlü azaldığı için yapılabilecek bir şey yok. Bol satışlı günün teşekkür olsun inşallah. Sağ olun. Bir şey söyleyeceğim, bir gün mü burası? Evet, bir gün. Haftada bir gün, ayda bir gün yapıyoruz. Ama sonrası için ucunu açık bıraktık. Yani gelen talebe göre belki, değil mi Şenay abla? 15'te 1'e çekebiliriz. Ama şu an için düşündüğümüzden daha iyi gidiyor. Keşke hani ayda 2 gün falan olsaydı diye düşündüm. Onu talep ettik. Belediye başkanımız böyle bir başlayalım dedi. Baktık ki dedi akış var. Olabilirse de sayın yapalım. Sayın başkan, size sesleniyorum. Hanımlara destek verdiğinizi biliyoruz zaten. Sayın Muhittin Selvi Topu'nun da çok programım vardı. Çok destek veriyor, sağ olsun. Beyefendi bir başkandır. Evet. Muhtemelen ilerletecektir diye düşünüyorum. Yeni, evet, bir yere daha gidiyoruz. Merhaba. Tanıyalım mı sizi? Ben Çiğdem. Çiğdem Hanım hangi mahalle? Esentepe Mahallesi. Esentepe Mahallesi'siz. Amigurumi mi bu da? Kadife İp'ten. Tutsana sen. Devam edin siz. Kadife İp'ten yapıyoruz biz bunları. Hem daha yumuşak oluyor, hem boyutları daha büyük oluyor. Sana birini hatırlattı mı? Tavşan da çok sevimli. Tavşan çok sevimli. Halil! Halil özledik biz seni. Valla. Şunlar ya, çok hoş değil mi? Evet. Bebek battaniyeleri. Açıyorum. Tabii ki, tabii ki. Ben ne demek? Çok beğendim. Çok hoş. Bebişleri yumuşak yumuşak saracağız. Bu da şey mi? Bu da kadife ipin bir türü. Bunu biz parmakla yapıyoruz. Parmakla örüyoruz. Aa, biz şişle zor örüyoruz. Kadın parmakla örüyor. Parmakla örüyoruz. Nasıl örüyorsunuz bunu ya valla? Bunları sonradan geçiriyorsunuz. Tabii bunlarla hani böyle süslüyoruz. Biraz daha yaklaştıralım. Süslüyoruz onları. Dış alandayız çünkü. Peki istenilen isteğe göre tabii, yapıyor muyuz? Tabii seper üzerine yapılıyor. İstediğiniz renk. Bazen mesela boncuk istiyorlar. Boncuk işiriyoruz kenarlarına. Bunlar da anahtarlıklarımız. Ama çok güzel. Hediyelik. Çok güzel. Eşe dosta. Yılbaşı yaklaşıyor. Aynen, ben de onları söylüyorum aynen, gelen müşterilere. Yılbaşı yaklaşıyor. Bu da anahtarlık. Evet. Süper. Bu ne? O da bir, yine bir battaniye. Ha, çocuk için. Evet. Bunlar ceketler. Çok güzel. Aa. Kapşonlu, kadife ipten. Örgü mü bu? Örgü. Aa. Çok güzelmiş. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür sağlık. Ediyorum. Instagram sağ adresiniz olun. Var mı? Yok Instagram adresi. Bu konuda bir çalışma yapacağız. Dur. Muhtarım duymadık. Evet. Bu konuda bir çalışma yapacağız. Her masanın önüne Instagram adresi ve telefon numaralarını yazacağız. Değil mi? Bu evet. Geliyor. Kolum acıdı, geliyor. Bu evet bir eksiklik hakikaten. Ya da i̇şte acaba böyle bir izin var mı acaba? Hani muhtarlık bir Instagram adresi açsa hepsini oraya şimdi yüklese böyle bir şey var mı? Hepimizin bir şekilde grupları var. Ama masaların üzerinde bir Instagram adresi olursa direkt kendilerine de bağlantıya geçirebilir. Değil mi? O daha sağlıklı olur. Düşünmedik şu ana kadar ama az önce sizinle beraber gezerken de evet. İşte ne kadar güzel bir şey daha faydalı olduk faydalı diye düşünüyoruz. Olacak. Evet. Evet. Kolay gelsin bol satış. Çok teşekkürler. Bircan Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldin Serhan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Hangi mahalleden demeyeceğim. Benim mahalle. Esentepe'den. Esentepe evet. Bircan zaten her zaman çalışkan bir kadındı. Bir de yemekleri çok güzeldir. Ha, bakmayın burada böyle şeyler gösteriyor ama 10 numara yemekleriniz var. Sizin güzelliğiniz. Bunlar kendi imalatlarınız. Evet mı? Aynen öyle. Gelinim yapıyor. İğne oyası. Gelinin oyunluk, yapıyor. Evet. Tut. Ya bu böyle boynu aynen mu? Öyle bağlanıyor. Çek çocuk. Çok şık durdu Seher Hanım sizde ve her zaman sergilediğiniz gibi güzel. Teşekkür ederim. Bunlar zaten i̇ğne tartışılmaz oyası, evet. İğne oyaları. El emeği göz nuru. Açık mı bu? Açık. Evet. Ama tek tek iğne oyası bunlar. Renge bak renge. Gel Hüseyin.
Yani evet. Süpersiniz. Ah gel. Şu kadar. Seher Hanım kendisi güzel. Bir de güzeli üstüne takınca daha bir güzelleşiyor. Estağfurullah, sağ olun. Çok güzel. Allah bol satış versin ama çok şurada... Çok teşekkür ederim. Aslında unutulan değerler dediğimiz dantellerimiz var. Ay bir can sen bunu sor kendin. İğne oyalar. Evet, bu ne? Çanta. Ayakkabı çantası. Terlerinizi, çantanızı koyuyorsunuz, gezmeye gidiyorsunuz. Bundan sonra bununla gezeceksin. Bu bir asırlık Seher Hanım. Kayınvalidemden kalma bir asır. Tam bir yüzyıl. Tam bir yüzyıl. Oyaya bakar mısınız üstündeki? Elemeyi ve gaz lambasında. Kendilermiş bu. Gaz lambasında tabii. Dantellere bakmak istiyorum. Bunlar bizim unutulmuş değerlerimiz. Bunlar da sık iğne. Gel buraya. Bunlarda çok emek var aşağıya bir şey. Evet. Bunlar ne? Kapı süsü mü? Kapı süsü, duvar süsü. Bunları da sen mi yapıyorsun? Evet, bunları ben yapmıştım. Instagram adresin var mı? Yok. Yok. Muhtarlarımız bu konuda tahliyete geçecekler. Çok bol satışlı teşekkür günler. Ederim. Çok sağ olun. Yeşim Hanım sizle program yapalım yoga hakkında. Yapalım. Aslında ne zaman yoga isterseniz. O kadar... Benim mesela ben bile uzak bakıyorum. Yalan söylemek söylemeyeyim. Çok esnek ve çok zayıf olmanız düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Peki ders verdiğiniz bir yer var mı şu an? Gönüllü olarak var. Şeyde mahallede ders veriyoruz. Esentepe mahallesinde. Başlayacak ama mı? Ama şu anda biraz şu ara an verdik. Biraz ara verdik. Katılım azaldı. Kaç kişi olması dolayı. Lazım? En az 15 istiyoruz. Yani 10-15 istiyoruz. Kalksanıza Esentepe. Ne yapıyorsunuz acaba siz? Kalkın bakayım yogaya hadi. Yani havalar soğudukça bence toplanır değil mi Şener Hocam? Tamam oraya da gelirim böyle bir. Orada da çekim yaparım. Bekleriz. Çok güzel olur. Poligonda da olursa. Ya illa ki şimdi Esentepe'de oturmak zorunda mı? Gel. Öyle bir rahat olmadı. Böyle bir şey yok. Şimdi bu etkinlikte olduğu gibi Esentepe'li arkadaşlar daha fazla yapabiliyoruz. Sıkıntı yok yani bizim sıkıntı açımızdan. Yok. Biz de talep geldiğinde o mahalledeki ilgili kişilerle bağlantıya geçiyoruz. Evet, yani. Süper. Süper. En güzeli. Böyle bir ayrımda değiliz yani. Ne kadar güzel. Keşke tüm mahalleler böyle olsa. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Gidiyoruz şimdi diğer standa. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadının vazgeçemediği ne varsa burada var şimdi. Ben kadın değilim ama benim favori standım. Ben takmayı seviyorum böyle şeyler. Baktım bana uygun bir şey var mı diye. Olmalı da zaten muhtarım. Valla ben seviyorum yani, evet. Yani benim... Evet. Erkekler de bakımlı olmalılar yani. Ben buna inanıyorum ama tanıyalım biz sizi. Ben Ayşe. Ayşe Hanım hangi mahalle? Esentepe. Esentepe. Anam Esentepe'den devam ettik hep sürekli. Ama burası Esentepe. Öyle mi? Evet. Peki şey diyeceğim. Kendiniz mi yapıyorsunuz bunları tabii siz? Tabii. Bir tut. Şu bilekliklerde... Ay dar patlatırım bir de. Bunların tabii bir de enerji... Bunlar doğal taş onlar değil. Onlar değil doğal taş. Bunlar hı. Doğal taş. Ama bilekliğin enerjisi olduğuna inanıyorum ben. Taktığın bilekliğe göre değiştiğine ve enerjisi olduğuna evet. İnanıyorum. Bu senenin ay, modaları teşekkür bunlar. Teşekkür ederim. Değil mi? Tabii ki. Yüzükler. Yüzük takalım bakalım birkaç tane. Ay. Aa çok güzelmiş. Evet. Değil mi? Çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Evet. Instagram adresiniz var mı? Yok. Allahu Ekber. Esentepe'de kimse yok. Gelecek ay olacak diye. Gelecek ay olduğunda... Ay şu da çok güzelmiş. Gel bakayım. Mahalle sakinlerine gidelim efendim. Yok efendim gelelim. Anneciğim de burada. Annem de beni yalnız bırakmadı. Hiç kameraya çıkartma. Anne nasıl buldun kermesi? Ay çok güzel beni konuşturtma. Ay çok güzel beni konuşturtma. Teyzem de burada onu da çekelim. Nasıl buldun kermesi? Harika. Böyle bir şeyler yapıldığı için muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Hep olsun bayan, değil mi? Her zaman için olsun. Bayanların ürettikleri, evde ürettikleri şeylerin meydana çıkıp hem kazanç hem de güzellikleri görmek çok güzel. Yürü bayanlar be. Için. Ne güzel konuştun. Tamamdır geliyorum hadi afiyet olsun. Müthiş bir stand bence. El emeğinden
Yani renkler zaten beni benden aldı. Önce onu söyleyeyim. Merhaba hanımlar. Tanıyalım. Ayperi. Sevtap. Hangi mahalle? Poligon. Hay Allah'ıma şükür bir tane poligona denk geldim. Geliyoruz. Evet. Poligon buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Aynen. Müthiş. İkinizin mi? Aynen, kardeşiz. Çok benziyorsunuz zaten. Siz kardeş misiniz dedim. Şimdi siz bunu tutacaksınız. Ben bunlara bakacağım neler tabii var ki diye. Annem deminden beri karşıdan bunu söylüyor bana. Runner. Bu nedir? Runner. Runner. Özellikle mutfak masası çok güzeldi. Hakikaten bak hiç aklıma gelmedi böyle runner benim. Evet çok güzel. Evrensel bir model galiba. 50 sene öncesinde de. Evet evet evet. Bu modası geçmeyen bir şey. Şunun çok beğendim rengini. Masa örtüsü. Bir açacağım. Tabii ki. Ne demek? Ben rengi seviyorum. Hele mutfakta canlı rengi seviyorum. Gel Ayten abla sen de bizimle gez. O da gene mutfak masası. Evet küçük masaya tam olabilir. Büyük masaya değirmi koyabilirsiniz. El emeği göz nuru. Aynen. Nereye koyarsanız, değerlendirirseniz. Zevkinize aynen göre. Aynen. Şu yelekleri bindirelim mi? Aynen. Tabii ki. Tanıyalım sizi. Adım Gülseren Özbudun. Gülseren Hanım zaten tanıyor. Tanıyoruz herkes artık sizi değil mi? Sağ olun, teşekkür ederim. Hangi mahalle? Poligon Mahallesi. Poligon Mahallesi. Poligon Mahallesi. Muhtarlarımızın sayesinde çok teşekkürler ediyorum onlara. Gerçekten onların sayesinde biz bu tezgahlara ulaştık. El emeklerimiz değerleniyor. Süper. Çok çok sağ olsunlar. Çok teşekkür hiçbir ediyorum. Hiçbir şey olmasa bile sergilemek bile çok önemli ve güzel bir şey. Onu bırakın bir sosyalleşme burada. Müziğimiz vardı şimdi çekim için kapattık. Ha, eğleniyorlar. Birazdan müzikle uğurlayacağınız bizi. Yani sabah geldim eğleniyorlar. O bile yeter. Birbirleriyle sohbet ediyorlar, çay merhaba, içiyorlar. Sağ olun. Bu sosyalleşme bile çok güzel bir şey. Ya çok güzel komşu çantası. Ya komşu çantası. Komşuya giderken onları kullanacağız. Bu da toka. O şurada da, toka. Da gördüm o tokalardan güzel. Bu da toka. Bunlar gözlük iplerimiz. Bunlar doğal taştan künyelerimiz, bilekliklerimiz. Ay ben bunu kolye yaparım ya. Kolye yap. Nasıl istersen. Gözlük ipi değil kolye olur yani. Süpermiş. Allah kolaylık versin. Çok teşekkürler. Bol satışınız çok olsun inşallah. Sağ olun, kolay sağ gelsin. Sağ olun. Bu, bu kimin? O benim. O da mı? Çeyizimden. Masa evet masa örtüsü. Çeyizimden. Merhaba. Tanıyalım mı sizi? Ayten Uysal. Ayten Hanım hangi mahalle? Poligon. Poligon mahallesindensiniz. İlk defa mı çıkıyoruz? İlk defa çıkıyorum. Ay inşallah çok olsun. Hep satış olsun. Amin. Bol bol olsun. Amin. İnşallah. Çantaları ben siz yapıyorum mi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. Ne bunun ipi? Bundan ipim koton makrama. Koton makrama? Ne ip çeşitleri var öyle koton makrama? Bunların hepsi koton makramalar dayatımdan. Çok güzeller. Normal şey çantada. Bak yazın kullanabilirsiniz evet, bunu da. Evet yazın. Şu var mesela. Evet kışlık. Bu ayrı zarf şeklinde. İsteğe göre yapıyor musun? Bir şey soracağım. İnternet adresi sormadık. Gülseren Özbudu. Bir daha. Gülseren Özbudu. Gülseren Özbudu. Instagram adresi geldim. Bunlar da? Onlar da hepsi. Bunlar telefonluk. Şu cüzdan. Yani ev alışveriş komşu için çantası bir gibi komşu, bu da. Valla komşu çantası gibi bu da. Aynen komşu çantası. Buraya paranızı, cüzdanınızı, telefonunuzu koyuyorsunuz. Elinize takıp götürüyorsunuz. En kısa evet bir markete falan alışverişe giderken kullanıyorum. Erişte. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum. Ustalığı herkes tarafından bilinir ama ben diğer ürünlerini ilk defa gördüm. İlk defa onları bilmiyordum. Fakat bunlar yemek konusunda da kendim yapıyorum. İyidir. Da kendim yapıyorum. Beyaz ama bu?
domatesin rengi biraz açıktı da onun için oldu. Ha, yani özelliği yok yani. Yok. Bari mesela uşağın beyazdır ya taranası. Ay, öyle mi? Tam dedi? Beyaz değil. Hı, yani evet. Abar içinde ama biraz domatesin rengiyle bir şey olması yok. Poligon Mahalle Muhtarlığı'nı arayabilirsiniz. Böyle bir durumda Tarık Muhtarım size yardımcı olabilir bu konuda. Tarhana ve erişte bir başka var mı? Mesela tarhana, erişte, salça, domates. Onları ben yapmam. Şişe domates yapıyorum. Kendimize göre yapıyorum. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bilseydim daha fazlasını yapardım. Yapın bundan sonra. Bundan sonra yaparım. O da bizim gibi bir sonraki ay daha geniş bir ürün gamıyla şimdi devam edecek. Ben yapabildiklerimi getirdim buraya. Tamam, yani süpersiniz. İnşallah hepsi satılsın. Amin inşallah. Teşekkür ederim size. Peki Muhtarım bir şey söyleyeceğim. İkinize de soruyorum aynı soruyu. Geleceğim şimdi size de. Siz öğretmen misiniz? Evet. Ne kadar belli. Duruştan. Nasıl bir duygu şu? Güzel. Değil mi? Ya biz de mutlu oluyoruz tabii. Değil mi? Yani katılanların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Diyoruz ki doğru bir noktaya temas etmişiz. Dediğim gibi her ay daha da artmasını bekliyoruz biz. Bizim amacımız o. İnşallah. Ve katılanlara da ürün satamazsanız da ümitsizliğe kapılmayın. Bir sonraki ay diyoruz. Ve şu ana kadar da bir sorun yaşamadık. İnşallah. İnşallah. Her ay artacak inşallah. Evet. Hocam merhaba. Ben emekli öğretmen Söyle Güleç. Çok belli zaten Söyle hocam. Hiç söylemeyin yani duruşunuzdan. Ben Karabağlar Belediyesi'ne, Şenay Hanım'a çok teşekkür ederim. 2 yıldır katılıyorum. Bunları ben para amaçlı yapmıyorum. İp parasını yetecek kadar alıyorum. Gerisini halk yararlansın diye yapıyorum. Bir de öğrencilere yardımda bulunuyorum. Ne güzel. 2 tane öğrenci okutuyorum. Aa, ne kadar güzel. Evet. Ne kadar zarif onlarla bir davranış. Onlarla ilgileniyorum. Şenay Hanım'dan çok memnunuz. Çok teşekkür Vallahi ederim. Vallahi biz de memnunuz. Kendi mahallemiz. O bir tane. Ben de memnunum. O bir tane, o bir tane. İşte vallahi bunları yapayım. Vallahi Muhtar'dan şimdi, da şu an memnunum. Kadına değer vermesi benim için çok önemli. Sizin isminiz neydi? Seher'cim. Bunu da sana hediye edeceğim. Ay. Ay hiç hayır demeyeceğim. Deme. Ay bayıldım. Ay çok güzel. Üstümde kalsın yayın bitene kalsın. Kadar. Ay çok güzel. Eline emeğine sağlık hocam. Yıllarca bizleri yetiştirdiniz. Şimdi bir tane de şundan hediye edeceğim. O ne hocam? Bu bozuk para cüzdanı. Ay ya. Çantada karışmasın paralar diye. Şöyle bir de uğur parası koyayım sana. Ay. Hocam mahcup ediyorsunuz. Bunu çantaya atıyorsunuz, çantadan hiç buluyorsunuz. Hiç çıkarmayacağım çantamdan. Buyurun. Hiç çıkarmayacağım. Bir de mor yani. Daha önce bir dükkanımız vardı bizim. Oradan kalan düğmeler bunlar. Düğmelerin kenarını dolanarak cüzdana dönüştürdüm. Bu alanlara birer tane hediye ediyorum. Aa, çok şık. Evet. Hem de mor parayı ama çektim. Şey başka renk istersen alabilirsin. Hayır asla. Verdiğiniz renk elim benim için geldi. Yeterlidir. Ben şimdi sizden şunu tutmanızı rica edebilir miyim? Buyurun. Şu dikkatimi çekti. Şunun şirinliğine bakar mısınız? Bazı anneler öyle renkli çok seviyorlar. Artık renkli giydirsinler çocuklara. Evet. Ben öyle inanıyorum. Ya yani ruhlarına renk yansısın. Bunlar ona patik. Bebek patikleri. Bebek patikleri. Hüseyin evlen artık. Bak. Çok tatlılar. Hocam bu ne? Çok dikkatimi çekti. O boyunluk. Çekti. 10 liraya veriyorum. Allah. O soğukta boynuna takıyorsun. Hocam bir bunu deneyeceğim üstüne ben. Tak, üstüne, üstüne, üstüne tak. Takayım mı üstüne? Üstüne tak. O da kalabilir. Yok hocam. Aa bu çok güzel değil mi? Çok şık. Bebeği sen ceketlerini. Tabii. Aynayı versene hocam. Aa çok şıkmış hocam. Bak. Hem koruyucu hem aksesuar olarak. Bir, ikincisi mesela gece dışarıya çıkarken dekolte giyiyoruz ya bunu tak montu giy üstüne. Bayılacağım yansım sıcakta. Bir de çok şu bereyi takarsan kafana. Takayım hocam. Onu görmek istiyorum. Şunu mu? Evet. Ondan çok satılıyor. Yamuk mu takacağım bunu? Yağ mı takacağım? Hayır öyle. Böyle mi takacağım? Şimdi bak aynaya. O en çok tutulan bere. Ay çok güzel oldu. Arkaya ha arkaya. Arkaya mı gideceksin? Evet böyle ha. Ha bunu da siz örüyorsunuz. Bir dahaki ay bunun her rengini getireceğim. Oo süper. Aralık nasıl oldun sen? Çok güzel hocam ellerinize kollarınıza sağlık. Dur bir de. Ben amaçlı yapmıyorum. Bu şey. Çok güzel. Bunu siz mi ördünüz? Evet evet. Bu da mı şişli? Krokodil yok. Tığ mı bu? Önce şunu örüyorsunuz sonra tığla burayı. Krokodil modeli. Çok güzel.
Çok güzel bir şey bu. Eldivenler var. Boyunluk bu da değil mi hocam? Şunu alayım da ben unutacağım şimdi. Cebinize koyun. Cebin. O bebek battaniyesi. Her yerde var. Unuturum. Ben bir de böyle şeylerin uğruna çok inanırım. Aa bak o çok uğur getirecek. Evet sana. İnşallah. Bak bu da, bunu da siz mi yaptınız hepsini hocam? Hepsini ben yaptım. Artık ipleri değerlendirdim. Süper. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biz Esentepe. Esentepe mahallesisiniz. Kolay gelsin. Şeyle yanıma. Kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür rica ederim. Güle güle kullanın. Merhaba. Geldik ahşaplara. Hoş geldiniz. Tanıyalım mı sizi? Aylin Güleç. Aylin Hanım, Esentepe misiniz? Sanki önceden evet. Program yaptım evet. Değil mi? Evet, ben tanıyorum. Sanki evet. Önceden bir kere yaptım. Daha. Evet, bunları siz yapıyorsunuz. Evet, bunlar atölye artıklarının burada depolu malları değerlendirerek renklerini karıştırıyorum. Bir kahve. Depolu ürünleri, artık ürünleri değerlendiriyorum. Geri dönüşüm diye. Geri dönüşüm, evet. Sıfır atık. Ay evet. Hareket başladı vallahi, çok hoşuma gitti. Kumbaralar, anahtarlıklar. Şu kumbaranın güzelliğine baksanıza. Bir de bu kumbara da çocuğa bir şey öğretebilmek için hani biraz böyle ilgisini çekmesi gerekiyor ya bazı şeylerin. Bak mesela çok hoş bu. Yer değirmeni olarak. Şu kitap, bu resimlik. Evet. Eskiden vardı bunlardan. Aile şey. Şunlar evet. Anahtarlık. Aa çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bunlar anahtarlık. Şunlar şöyle çok amaçlı kutu. Takı kutusu falan filan da olabilir. Yani çok amaçlı kutu. Tütsülerin yeni modelleri, tütsülük. Bunlar çok revanşta bu arada. Evet. Tütsülük. Ne zamandır yapıyorsunuz bu işi? 3 yıldır. 3 yıldır. Başka bir yerde satış var mı? Yok. Instagram adresi? Yok. Hey Allah'ım yarabbim ya. Bundan sonra muhtarlar size Instagram adresi açacak artık. Olmuyor bu böyle değil mi evet, muhtarlarım? Evet. Konuda anlaştık Şeray evet. Hanım'la. Haklısın. Kolay gelsin. Olun, bol satış olsun. Merhaba. Ay ben yoruldum, azıcık oturacağım. Buyurun oturun. Minderimiz de var. Tanıyalım mı sizi? Türkan Güner'i, emekli ev hanımıyım. Emekli ev hanımı. Evet. Emekli ev hanımı nasıl oluyor? Emekliyim, ev hanımlığı yapıyorum yani. Evet. Ev hanımı falan değilsiniz. Tamam. Onu geçiyoruz. Tamam. Şey diyeceğim. Hangi mahalle? Poligon Mahallesi. Poligon Mahallesi. Evet, Tarık Bey'in. Tarık Bey'in ekibi. Evet, ekibi. Şimdi evet. Tutacağınız ben tabii, tanıtacağım şimdi. Tabii. Nereden emekli oldunuz? Ben iş emeklisiyim. İnşaat şirketinde çalışıyorum. Süper. Daha sonra evlendikten sonra çalışmadım. İsteğe bağlı emekli oldum. 2 tane Mis. Evladım var. Bak ne diyor kadın? İsteğe bağlı emekli oldum. Evet. Bir yerde çalışmak zorunda değilsiniz. Evet, evet. Kendiniz böyle emekler yapıp dışarıdan ödeyebilirsiniz. Eşiniz de destek olsun tabii, evet. Evde oturmasın. Zaten eşimin teşvikiyle oldu benim emekliliğim. Ah ne işler var. Allah razı olsun. Hüseyin gördü mü ne işler var? Sen de öyle iş ol. Şimdi el işleri sıkılmamak için yapıyorum. Buraya da ilk defa katılıyorum. Ama güzel değil mi? Evet, çok güzel. Her şeyden önce muhtarlarımın dediği gibi bir sosyalleşme var. Sosyalleşme var, evet. Tanışma var. Evet, evet. Geleceğim şimdi. Muhabbet ediyoruz, tanışıyoruz. Zaten çoğu simalar eskiden tanıdığımız okullarımızdan, velilerimizin, çocuklarımızın velileri. Evet. Evet. Tabii arkadaşlarım o şekilde şey. İşte. Ben de bulurum böyle aradan çıkartır. Atkı. Evet. Ucu pomponlu. Böyle şöyle doluyor ya şimdi gençler. Şöyle doluyorlar. Heh. 500 kere deniyorum gene yapamıyorum ben. Evet. Renk yakıştı. Çok güzel. Her rengin üstüne evet. Takabilirsiniz. Yakıştı. Sıcak geldi. Bayılacağım sıcaklar. İzmir'imiz sıcak hala. Bu ay da sıcak geçecekmiş. Evet. Allah daha. Ya Allah yakana yakamayana bunlar şey yapsın. Bunlar da kağıt çanta. Geliyorum şimdi o tarafa. Şunlar ne? Onlar atkı. O süveter. Erkek ve çocuk için biraz büyük. Bunlar evet, da atkı. Atkı. Evet. Şallarımız var. Şunlar şal. Şunu, şu şal mı? O da şal. Evet. Renkleri çok. Ben evet. Rengi seven bir kadın evet. Olduğum için. Çok güzel renkleri değil mi? İnşallah hemen satılsın. İnşallah, inşallah. 1-2 parça sattım. Hadi Allah daha çok sattırsın, stand bitsin. Bunlar kağıt çanta. Bu sene birkaç aydır örmeye başladım. Yazın özellikle günlük kullanım için yaz kişilerle. Yok, bu kışın da kullanılabilir. İzmir'in kışı mı var? Evet. Çok güzel vallaha. Kolay gelsin. Teşekkür bol ederim. Satış olsun teşekkür inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Evet. Geldik. Hoş bulduk.
burada dokunacağım bir şey yok ama lif bunlar canımcığım. Olsun. Lif olsun onlar. Evet. Tanıyalım önce sizi. Ben Nursel Gürses. Emekliyim. Mahalle? Poligon Mahallesi. Özel bir kurumdan mı emeklisiniz? Devlet mi? Yarı kamu. Yarı kamu. Tamam. Hı-hı. Böyle yönetici gibi bir şeydi herhalde. Öyle gibi evet. Bunlar lif. Evet. Bunları siz örüyorsunuz. Yani normalde arkadaşım örüyor. Şu anda gitti. Ben de bakıyorum. Hı-hı. Ben anlatayım. Bunlar şey için böyle sırtı daha kolay yapmak için. Bak, çok iyi oluyor. Onu evet. Düşünün. Gayet hani, güzel. Daha kolay. Evet. Bak. Sizin tezgah mı? Gelin. Evet. Gel Levin. Gelin. Poligon o zaman. Evet. Poligonuz. Poligon tanıyalım sizi. Nevin Yürük. Nevin Hanım bunları siz mi örüyorsunuz? Evet hepsini ben örüyorum. Ay ne kadar güzel ya. Teşekkür ederiz. Uzun yıllardır bu işi yapıyor bildiğim kadarıyla. Uzun yıllardır yapıyor. Ne anlamadım. Evdekilerin dörtte birini bile getirmedim. Abo. Bunları da mı satıyorsunuz? O da evet arkadaş onları yaptı. Ben yaptım. Çok güzeller. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Teşekkür Burada ederiz. Burada mı satıyorsunuz bunları? Evet. Instagram adresi var mı? Yok. Poligon Mahalle Muhtarlığı. Eğer lif almak için toplu satış yapabilir o kadar çok varmış. Bak haberiniz olsun. Yaptım, yaptım. Hepsi gitti satıldı. Müthişsin. İnşallah vallahi bunların satıldı. Da hepsi satılsın. Gerçekten bitsin. Satıldı. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bu arada bir de sayın muhtarım sizin kendi mahalle muhtarımız olarak yaptığınız bir bağış yaptığınız bir stand var. Evet. Bir de oraya gidelim. Oraya gidelim. Evet. Şimdi aslında işin temelinde olan organizasyonu yapan hanımefendinin yanındayız. Emine galiba yakından tanıyorsun kendilerini diye düşünüyorum evet, ben. Evet Emineciğim. Buradan selam söylüyorum sana tatlım. Alalım isminizi. Sakine Daloğlu. Sakine hocam. Aslında el sanatları öğretmenisin. Aslında dikiş ve yanında 8 branşın öğretmenliğini yapıyorum. O 8 branşı alabilir miyim? Ahşap boyama, kumaş boyama, batik, vitra işleme. Yapmadıklarınızı sayarsanız daha iyi olacaktı bence. Değil mi evet, sayın evet, muhtarım? Yapmadıklarınızı sayın. Yapmadığım yok. Çok güzel. Küçük atölyem var. İmkent'te, Esentepe'de. Orada dikiş dikiyorum. Kalıp eğitimi veriyorum, dikiş eğitimi veriyorum ve diğer el sanatlarından her türlü neye şey olursa, istek olursa workshoplar düzenliyorum. Muhtarlıkla bağlantılı mı gidiyoruz bunları? Genelde. Bunları siz mi yaptınız? Evet, bunlar benim kendi atölyemden çıkan ürünler. Bir dönem ben yurt dışına o bebek odası, çocuk odası daha doğrusu perde toplayıcısı. Perde toplayıcısı. Toplayıcısı. Bu da duvar aksesuarı. Bunlar takım çok oluyor. Çok güzeller ya. Ve ay ben yurt dışına organik oyuncak yapıp gönderiyordum. Çok. Onlardan getirmedim buraya. Avustralya'ya gönderiyorum onları. Yalnız boynuzlara bakmayın ha. Artık yılbaşı geliyor. Çıkardık onları dışarı. Evet. Tırnağım kırılıyordu. Çok güzeller. Çok güzeller. Burada dönercelerim var. Geliyorum onları çok için. Beğendim. O tarafa geliyorum. Tutsanız da şunu Sakin Hanım siz. Şu kutular da çok şeyler. Evet. Kasalar da çok güzel olmuş. İster takı kasası yapın, ister parfümlerinizi sıralayın, isterseniz banyonuzda şeyin üstüne, çamaşır makinesinin üstüne koyun işte sabun yapın. Tepsi çok güzel. Mumluk. Evet, bunların hepsi yılbaşı hediyesi olarak alınabilecek evet, şeyler. Evet, o yüzden yavaş yavaş başladık. Bu duvar süsü gibi bir şey mi? Bunun duvar süsü de yılbaşı ağacınıza da, kapınıza da her yere kullanabiliyorsunuz buradaki ürünlerini hepsini. Şurada da kutu var. Bir bunlar dönüşüm mü hepsi? Çoğu. Değil mi mesela şu dönüşüm? Ve sıfırdan da yapıyoruz, dönüşüm de yapıyoruz. Sipariş de alıyoruz. Sipariş de alıyoruz. Şuraya gideceğim. Senin için ne kadar zor çekim varsa hepsini yapacağım. Ya çok güzel. Hem de bunlar şey, keçe. Keçe zararlı da değil. Evet, çocuk bebek odaları için. İşte doğum yapacaklar, doğum yapan arkadaşlarınız var ise hediye götürecekseniz. Gayet güzeller. Ben bunları da işte dediğim gibi Avustralya'daki firmaya gönderiyorum. Orada bizdeki mor çatı gibi bir oluşum var. Aa. Bir petrol mühendisi bayanın desteklediği. Bizim ürünlerimizi muhtarım ve muhtarlarım gelseniz de benim dünyanın yanıma. Her yerinden ürün sadece bayan üreticilerden tedarik alıyor ve oradaki mor çatı gibi bizdeki gibi onlarda da bir sosyal kurum var. Oradaki bayanlara ve okuyacak kız çocukları için
destek amaçlı satıyorlar. Ben de oraya gönderiyorum tamam. birçoğunu. Peki şunu sormak istiyorum. Siz bunları oraya gönderiyorsunuz ama başka istedikleri şeyler olduğunda mesela buradaki bayanlara da destek verebilir misiniz? Tabii şimdi değişik fikirlerimiz var. Muhtarımla hadi inşallah beraber. Ya. Yeni çalışmalar yapacağız. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ben de bir dahaki aya değişik bir kreasyonla geliyorum. Artık dikiş olarak getireceğim bunları değil. Çok değişik modellerle, çok değişik şık şeyler, ürünler gelecek. Bir dakika, gene mi geleceğiz biz çekimi meraktan? Ben gelirim neler geldi diye meraktan. Gelebilirsin. Çok güzel şeyler yapıyoruz evet, şimdi. Evet, o diğer stand da sizin mi? Diğer stand, bu standımız bir arkadaşımız bugün doktora gittiğinden dolayı gelemedi. Onun el ürünleri Kanka Mutfak diye Instagram'da takip edebilirler. Tamam. Özel günler için de her türlü ürünü hazırlıyor kendisi. Evet. Evet. Bir şey soracağım ben size muhtarım şey. Bir hanımlar vardı burada, kısır yapıyorlardı, Alman pasta. Onlar yok bu sene, bu sefer yok, değil mi? Onlar gelmediler. Gelmediler. Çok da güzeldi yani onların evet. yaptıkları. Bunlar da çok keyifli bize evet. tattırdınız. Hele elmalı kurabiye evet, süper. Çok lezzetli. Hepsi elde yapılan ve gerçekten evinde ne kullanıyorsa onu kullanıyor. Önemli olan o. Evindeki malzemeleri kullanıyor. Aynı zamanda da evlerdeki nişan, doğum günü, söz, kına gecesi organizasyonları da yapıyor arkadaşımız. Büyük işletmelere bunları verip de para kazandırmayın. Ev hanımlarını, ya ev hanımı demiyorum ben onlara. Evde üreten hanımlarımıza verin evet. ki onlar da hem midenizi yormasın yaparken hem de damak tadınız evet. istediğiniz gibi olsun diye düşünüyorum. Evet. Bir de şöyle gidelim şunlara da bakalım. Burada özel bir masamız var. Mahallemizin sosyal proje masası. Mahallenin sosyal proje masası. Evet. Bu iki masanın geliri ihtiyaçlı öğrencilerimiz için kullanılmaktadır. Katkılarınız için çocuklarımız adına teşekkür ederiz. Evet. Mahallemizdeki ihtiyaçlı öğrencilerimize gidiyor buranın tüm geliri. Bunlar da mı? Evet. Bu masa ve çay ocağımız. Çay ocağının geliri de bu masadaki üretici bayanlar hediye ediyorlar. Biz daha bir şeyler yapıp koyuyoruz. Onları satıyoruz bir şey ve öğrencilerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Hani böyle karşılıyoruz. Şey yapıyorsunuz. Aa ne güzel bak mıknatısı duvar için. Evet. Aman magnet. Dolap için. Dolap magnetli. İçin. Birine yardım etmek istiyorum ben ne yapayım deyip yapıyorsunuz ya. Esentepe ve Poligon Mahallesi muhtarlıklarını arayın. Zaten inanın ki ihtiyaçlılar listesini onlar hepimizden iyi biliyorlar. Evet. Bari yaptığınız yardım doğru yere gider. Evet. Bak öğrencilere gidiyor. İnanın öğrencilerimiz çok mutlu oluyor. Yani... Botro eksik, ayakkabısı eksik, kabanı eksik. Hepsini anladık bunlara. Geçtiğimiz yılda yaptık. Bu yılda yapıyoruz. Evet. Çok yapın, mutlu oluyorlar. Bak, bileklikler var. Gelin gelin satın alın. Arayın. Onlar size kargo yaparsınız değil mi isteyenlere? Göndeririz. Yakında bir Instagram sayfamızı da açacağız. İnşallah. Üretici kadınlar olarak, pazarımız İnşallah. Olarak. İnşallah. Artık bana da atın ben de paylaşayım. Tamam. Değişik sosyal medya sayfalarından ulaşabilecekler. Kedinizi oynatın canım. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım mı sizi? Ben Nuriye Ersoy. Emekli misiniz? Emekliyim evet. Özel sektörden emekliyim. İşte evde kendime göre Nerelisiniz? Böyle. Nerelisiniz? Ben Samsunluyum. Ha, hamuru görünce hani böyle bir kısa. Evet Samsunluyum. Yani birazcık eve katkı olsun. Ay sağ olsun muhtarımızın da destekleri böyle bir şey uyguladı bize mahallemize. Çok sağ olsun. Buradayız yani. Gözlemelerimizi Süper. Yapıyoruz. Peki şey bunları normalde evde yapıp satıyor musunuz? Var mı öyle evde hizmet? Evde şu an yapmıyorum. Evet. Hani böyle kermeslerde, mahallemizde çıkıyorum fırsat Süper. Buldukça. Evde mantı yapıyoruz. Satıyor mu? Mantı yapıyorum. İsteyen ha. olursa, isteye Sarma. Göre. Yok onlara çok fazla girmiyorum. Benim işim hamur işi. o da güzelmiş. Mantı evet. zaten zormuş. Ben bir kere açayım dedim. Bir de öyle hani annem açtı tabii de hani o yeni çıkan mantı şeyleri var ya onlarla yapayım dedim onda bile yoruldum. Yok yok çok güzel oluyor biz alıştık artık. Pratik güzel oluyor yani. Evet süper kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet. Ev hanımlarının neler yapabildiğini ev hanımı demiyorum ben onlara zaten üretici ev hanımları diyorum neler yapabildiğini gördünüz artık bitiyor muhtarlarımızla birlikte kapatacağız programımızı ama bakın ne kadar eğlenceli olacaklar bir de bir hareket başladı çok da hoşuma gitti kalabalık oldu her yer canlılarımız da bizimle birlikte geziyorlar can dostlarımız da bizimle birlikte geziyorlar efendim sizi çok seviyorum. Lütfen bana zaten ulaşıyorsunuz ama el emeklerinizi göstermek istiyorsanız her şey sizin içine ulaşabilirsiniz. Çünkü bu hayatta aslında her şey bizim için. Çok seviyorum sizi. Muhtarların yanına doğru gidiyorum ve kapatıyoruz. Evet canım muhtar.
ayarlarım. Öncelikle kendi mahallelerimde olduğu için biliyorsunuz eski bir poligonum. Sonra Esentepe. Evet. Yıllardır annem Esentepe'de ama ben poligonda oturdum. Çok gurur duydum. Önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür İnşallah ederiz. İnşallah artarak, çoğalarak bol satışlı devam artacak, etsin. Artacak, inanıyoruz. Evet. Tekrar söylüyoruz. Her ay, ayda bir kere burada toplanıyoruz kermeste. Gelebilirsiniz. Bakın gözlemeler açılıyor, çaylar içiliyor, mis gibi şeyler var. Sosyalleşme olur. İnşallah yağmur çamur olmaz. İnşallah. Onların da günlerini değiştirme hakkımız var zaten. Yani şu kadarını söyleyelim. Makul ve mantıklı her talebin arkasında durmaya çalışıyoruz. Bu noktada da belediye başkanımız da bize her türlü desteği sağlıyor. Süper. Tekrar teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza bu imkanları bize sağladığı için. Ben bir Esentepe'li olarak size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Yani valla bayılıyorum ikinize de. Deli gibi çalışıyorsunuz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz.